Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yine beraberiz. Askerlik görevimi tamamladım ve artık eğitim videolarına ve haritalara, paylaşımlara devam ediyorum. Büyük bir ilgi beğeni toplayan Google Earth videolarının bir devamını çekeceğim. Bazen bana harita siparişinde bulunan kişilere bana bir KML dosyası, KML dosyası hazırlayıp gönderin diyorum. Kolay gibi görünen, çok basit olan işleme çoğu kişi bilemeyebiliyor. Tabi ilgi alan olmadığı için ve lazım olmadığı için. Bunun kısa bir anlatımını yapacağım şimdi. KML dosyası nedir? Nasıl hazırlanır? KML dosyası Google Earth programı üzerinde çizgi, nokta ve alan katmanlarını burada bir klasör halinde toplayıp farklı kaydedilen bir dosya formatı, dosya türüdür. Bu KML dosyası diğer CBC programlarında da açılıp dönüştürülebilir. ArcGIS'te mesela sayısal olarak açıp dönüştürebiliriz. Koordinat sistemi VGS 84 olur bu verilerin. Şimdi bir tane KML dosyası hazırlama örneği gösteriyorum. Harita üzerinden yaklaşıyorum bir yere. Harita üzerinde klavyeden R tuşuna basarak hem zemini düzlüyorum ve kuzey okunu, bakın şöyle göstereyim. Bozduğum zaman R'ye bastığımda hem kuzeyi hem de zemini sabitlerim. Çizim yapmadan önce bunu yapmanızı tavsiye ederim. Mesela bir yol çizecek olayım. Öncelikle sol tarafta bulunan yerlerime sağ tıklıyorum. Ekle ve klasör. Buraya bir isim veriyorum. Dosya ismi. Bu klasör olarak kaydediyor. Altında bütün çizdiğim katmanları katman olarak, çizgiyi çizgi polyline katmanında, alanı poligon katmanında, noktayı point katmanında kaydediyor. Tamam dedim. KML dosyalarına sağ tıklıyorum. Ekle. Bakın. Yer işareti, yol, çokgen. Yol diyorum. Yol dediğimiz çizgi line. Yol olmak zorunda değil bu. Buradan akarsu da çizebilirsiniz. Demir yol da çizebilirsiniz. Yani amacınıza uygun çizgi olarak ne çizmek istiyorsanız onu çizebilirsiniz. Buradan stil ve rengini değiştiriyorum ki çizerken belli olabilsin diye. Kalınlığını 5 yapıyorum. Şu yolu çiziyorum arkadaşlar, ekranda görünen. Bitirmek için sağ tık ya da çift tık yapılmıyor burada. Google Earth'ta diğer cins programlarındaki gibi. Şu yeni yol kısmından isim de verilebilir buraya. İsim verildiği zaman bunu öz nitelik bilgisi olarak yazar ve diğer CBC programlarına dönüştürdüğünüzde bunu bilgi olarak kullanabilirsiniz. Tamam diyorum. Yol çizildi bakın. Şuradan da çift tıkladığınızda yola yakınlaşır. Evet, tekrar R'ye basıyorum. Şimdi bir bina çizmek istiyorum. Yine KML dosyalarına sağ tıkladım. Ekle. Çokgen diyorum. Buradaki binayı çiziyorum. Stil ve renkten çizgilerini belirgin bir renk yapıp kalınlaştırırken alanı saydamlığını sıfır yaparak içini gösterebilirim. Rengi de başka bir renk yapalım. Belli olsun. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi buna da isim verilebilir. Buradan daha sonradan yeniden adlandırabilirsiniz. Bina dedim. Bakın bir çizgi katmanı, bir poligon katmanı oluşturdum. Şimdi de bir nokta katmanı oluşturuyorum. KML dosyalarına yine tekrar sağ tıklıyorum. Yer işareti. Binanın önüne bir nokta atıyorum. Bu elektrik direği olabilir, kapı olabilir, ağaç olabilir. Nokta olarak ne kullanacaksanız, amacınıza uygun neyse, bir yer olabilir, yerleşim birimi olabilir. Artık nokta olarak ifade edeceğiniz bütün şekiller. Ben burada buna direkt diyorum. Direkt dedikten sonra kaydediyorum. Bakın burada enlem boylam değerleri de koordinatlarda gösteriliyor. Tamam. 3 tane katmanı oluşturdum. Çizgi, alan ve nokta. En sık yapılan hatalardan birisi şu. Bana dosya gönderecek kişiler ya da bir başka kişiye dosya gönderecek arkadaşlar, çizdikleri katmanlara hepsini kaydetmek yerine
Örnek veriyorum. Binaya sağ tıklayarak yeri farklı kaydet. KML olarak kaydettiğinde arkadaşlar sadece o seçtiği binayı kaydeder. Ben çizmiş olduğum bütün katmanları kaydetmesini istiyorsam yine bakın buradaki olmuş olduğu gibi bir klasörün altında hepsinin olması gerekiyor. Farklı yerdeyse bunlar, yani dışındaysa bunlar şu şekilde yine klasörün içine taşınarak aynı yerde olmasına dikkat edelim. KML dosyalarına sağ tıklıyorum. Yeri farklı kaydet. Masa üstüne ben bunu kaydediyorum. Buradan KMZ ve KML var. KML tipini seçiyorum ve kaydet diyorum. Daha sonra masa üstünde oluşturmuş olduğum KML dosyasına sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Google Earth. Seçiyorum. Bakın. Üstteki dosya arkadaşlar benim biraz önceki çizim yapmış olduğum klasör. Kapatalım onu. Alttaki dosya çağırmış olduğum geçici yerler KML dosyaları nokta KML. Görmüş olduğunuz gibi klasör nokta çizgi ve alan. Hepsi burada. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.